Rol e hemen kısacana bir 2 dakikalık bir bakalım. Öncelikle RSI'ne bakalım. Haftalık RSI'ne baktığımız zaman 70 RSI puanında bir miktarcık da aşağıya gelebilir. Hemen normal açalım bir dirençlerini, desteklerini aşağıya hemen nerelere kadar gelebilir bunlara bakalım. Şimdi Bear Holding'e baktığımız zaman buradaki düşüşünden sonra güzelce bir yatmış. Kaç gün kadar yatmış hemen bakalım şöyle aşağı yukarı. 400 güne yakın bir şekilde yakmış. Ee, bu, burada toplamışlar sonrasında bir düzeltmeye gelmiş. Peki buradaki hareket. Buradaki mumu bıraktıktan sonra ne olur? Şimdi öncelikle Bera Holding'de şuradaki işaretlediğim seviye tam olarak şimdi ben size fiyatını da söyleyeceğim. Buradaki seviyenin altına mümkün olduğunca gelmemesi lazım. Buradaki seviye kaç? 17.05 desek çok güzel olur buraya. Şöyle bir göstereyim tekrar. 17.27 düzeltiyorum. 17.27 aynen 25 diyelim hatta biz ona. 17.25 hatta şöyle ben size etiket etiket de koyayım buraya. 17.30, 17.25 o civarlar. Şimdi bu hisse buranın altında kapattığı sürece, buranın altında kaldığı sürece ne olur? E, burayı artık direnç yapar. Bakın bir önceki düşüşünden önce buradaki direncinden bu hisse dönmüş. Aşağıya çok güzel bir şekilde düşmüş. Yani buraya kendine bir direnç yapmış. Yani 17.30 desek çok güzel olur aslında. 17.30'un altında kaldığı sürece bu hisse tekrardan burayı zorlayacaktır. Yani tekrardan hani buraya geçmek için yukarıya çıktığı zaman tekrardan bir direnç haline getirecektir burayı. O yüzden şimdilik 17.30'un ne kadar üstünde kalırsa aşağısına gelmezse o kadar iyi. Peki aşağısına geldiği zaman ne olur? Nereye kadar gelir? Ona bakalım. Şöyle bir trend desteği çektiğimiz zaman bakın zaten baktığımız zaman buralardan fazla dönmüş. Yani burası trendimizin desteği. şurayı da hatta içerisine dahil edelim. Şuradaki fitilini de alalım. Şu şekil. Şöyle bunu da oturttuk. Çok güzel oldu. Şöyle ufak tefek birkaç yer daha var. Şunları siliyorum. Ee, şurası oturdu zaten. 3-5 kuruş oynayabilir zaten. 5, 5 kuruş aşağı 5 kuruş yukarı. Ee, şimdi söyleyeceğim zaten. Burada 14.70 var. 14.70 trend desteğidir. Buraya kadar kayabilir. Tabii ki buradaki trendin desteğini altı, altına kırarsa aşağıya kırarsa burada 12.5'a kadar da bir geri çekilme illaki mevcuttur. Ee, burada gap'lar var. Buralara da dikkat etmeniz önemli. Bakın şurada 11.60'da 11.50'de buralarda da gap'lar var. Yani şimdi gelmese bile illaki tekrardan para bırakırsanız sizin için çok güzel olur. Aleyse zaten baktık. Bir de Fibonacci çekip videoyu bitirelim. Fibonacci'yi buradan çektiğimiz zaman destek olarak ben size burada seviyelerini okuyayım. 16.50'de destek var. 15'te destek var. 13.75'te destek var. 12.5'ta destek var ve 10.80'de destek olduğunu söylüyor Fibonacci. Yukarısına baktığımız zaman tekrardan şimdi yukarıyı konuşmak gerekirse de 19'un üstünde kaldığı sürece bu hissede tekrardan yeni yeni yerler e, düşünülebilir. Ama öncelikle yılın en yüksek olan seviyenin üstünde kalması gerekir. Bu sefer onu aynı şu şekilde yeni bir yerler çizeriz. Bakın zaten şöyle baktığımız zaman e, şöyle işaretlemeyi yapayım ben size. Bakın buradan dönmüş yani burayı direnç haline getirmiş artık şimdilik e, takip edeceğimiz yukarı olarak seviye iki tane yer zaten söyledim 17.30'un üstünde kaldığı sürece bu hisse işte burada 19'a kadar yukarıyı zorlayacaktır. Ancak aşağıya gelirse burada tabii ki en kötü ihtimali şimdilik söylemiyorum ancak burada 15.5'a kadar da kayma olabilir 15.5'un altında 14'ler güzel destekler. Burada 11.5'lar güzel destekler. Zaten orası da, da gap var. Oraya kadar da gelme ihtimali olabilir. Dikkatli olursunuz. Şu anlık Vera Holding'de durumlar böyle. Hepinize iyi günler. Asla yatırım tavsiyesi, al sat tut tavsiyesi içermemektedir.